Kanal Çare'den merhabalar. Ben Ekrem Çelikiz. Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyiciler, finansal bilgi paylaşımı anlaşması konusunda Türkiye'den yeni haberler geldi. Bu haberler doğrultusunda da Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin endişelerini giderecek bazı uyarılarda, bazı açıklamalarda bulundu. Yılbaşı yaklaşıyor. Acaba yılbaşında Türkiye tüm bilgileri dünya ülkeleriyle paylaşacak mı? 5 ülke söz konusuydu. Türklerin yoğun yaşadığı 5 ülkeye bilgi paylaşımının erteleneceği konuşuluyordu. Son durum ne? Konu hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Daha önce bildiğiniz üzere Gelir İdaresi Başkanlığı bir rehber yayınlamıştı ve bu rehber doğrultusunda da bizler de yaklaşık 15 video hazırlamıştık sizler için. Finansal bilgi paylaşım anlaşması ne işe yarayacak? Bundan nasıl kaçınılabilir şeklinde. Şu şekilde açıklayalım değerli izleyiciler. Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ülkede Türklerin yoğun olarak yaşamış olduğu 5 ülke hangileri bu ülkeler? Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya. Bu 5 ülkeye 2020 yılı içerisinde 2019 yılı verilerini kesinlikle paylaşmayacak. Yani zaten normalde yıl sonunda veriler paylaşılıyor ancak İngiltere, İsveç gibi ülkelerle verilerin paylaşılacağı konuşuluyor. Türkiye daha önce de Norveç'te bilgileri paylaşmıştı. O yüzden Türklerin yoğun yaşamış olduğu 5 ülkeyle bu yıl kesinlikle 2019 yılının verileri paylaşılmayacak. Ancak şunu kimse bilmiyor, kimse net bir yanıt veremiyor. Türkiye teknik çalışmayı gerekçe göstererek biraz da zaman kazandırmak adına özellikle bu 5 ülkeye 2019 yılı verilerini vermeyecek. Peki 2021 yılı sonunda 2020 yılının verileri verilecek mi? Bununla ilgili olarak bir muamma söz konusu. Normalde Türkiye eğer önümüzdeki yılda geciktirirse yani 2021 yılının sonunda 2020 yılının verilerini vermezse o zaman bu durumda 2022 yılının sonunda 2021 yılının verilerini vermiş olacak. Türkiye geçmişe dönük veri vermeyi şu anda düşünmüyor. Bu yüzden herkes kendisine göre tedbirleri araştırıyor. Neler yapılabilir? Çünkü Almanya'da da Türkiye'de de bu konuda endişeler söz konusu. Özellikle vatandaşlar vergisini ödedikleri paralardan tekrar vergi ödemek istemiyor. Almanya'da da sosyal yardım alanlar var ve sosyal yardım alanların sosyal yardımlarının kesilebileceği konuşuluyor. Buna kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor hükümetin. Daha önceki programlarımızda, videolarımızda neler yapılabileceğini anlatmıştık. Özellikle hesaplarınızda 1000 euro altında ve 1000 TL altında bakiye olması durumunda ve 1 yıl boyunca herhangi bir hareket olmaması durumunda bu tarz hesapların bildirilmeyeceğini söylemiştik. Değerli izleyiciler, farklı yöntemler var. Özellikle iki taraflı olarak hem Türkiye'den hem de Almanya'dan mali kıskaca ulaşmamak adına bazı yöntemler var. Ancak biz bu yöntemlerin hepsini önermiyoruz. Yöntemlerden birisi de işte son dönemlerde Bitcoin'den bahsediliyor. Bitcoin bankalara kayıtlı değil. Bitcoin borsaları var tüm dünyada. Bitcoin hesabı açtığınız zaman da size kimse paranızı nereden getirdiniz diye soramıyor. Ama Bitcoin'in şöyle bir dezavantajı var. Bitcoin fiyatı sabit değil, sürekli oynuyor. Yani Bitcoin aldığınız zaman sürekli aynı seviyede durmuyor. Mesela şu anda Bitcoin'in fiyatı 18 bin dolar civarında. Sürekli oynayan bir piyasa var. Ama Bitcoin'de bir çözüm olarak sunanlar var. Bunu söyleyenler var. Herkes kendi seçimine göre kararını verebilir. Adres değişikliği ile ilgili Türkiye'deki birçok bankanın sorun çıkarttığını biliyoruz. Çünkü Türkiye'deki adres kayıt sisteminde bankalar Mernis sistemine erişebiliyor. Bankadan adresinizi güncellerseniz de Mernis sistemindeki adresiniz güncel değilse ya da yurt dışındaki bir adresse banka bu adresi de görebilecek Mernis sistemi üzerinden. Daha farklı yöntemler bulunabilir. Şunu söylemiştik zaten Türkiye'de ev, arsa gibi menkul ve gayrimenkulleriniz yurt dışına bildirilmeyecek. Bununla ilgili olarak da sıkıntılar söz konusuydu. Sadece bankadaki döviz, euro, altın gibi parasal birikimleriniz yurt dışına bildirilecek. En azından bu süre içerisinde de başka yöntemler bularak kendi tedbirinizi almanıza fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü aksi durumda birçok kişi mağdur olacak. Değerli izleyiciler, konuyla ilgili siz de görüşlerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı kanalımızın yorum kısmından ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu arada Almanya'da yaşayan ve Almanya'dan sürekli olarak bize destek olan tüm Türk yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kanalımız birinci yılında 13 bin aboneye ulaştı ve sizlerin desteğiyle büyümeye devam ediyoruz.
göstermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Her türlü görüş, öneri ve düşüncelerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Biz sizlerin sayesinde varız. O yüzden bir kez daha herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda, bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşça kalın.